Evet abi. Herkes bu arada derse katılanlar telefonlarınızı ya kapatın yani şey için ben duymuyorum da zaten sizin huzurunuz bozulmasın diye. Sizin ders dinleyenler sizin için söylüyorum derste Abdullah Musaadet bir şey telefonları derste kapattırmanın en büyük gayesi kendinize saygı olması. Kendinize zaman ayırıyorsunuz, değer veriyorsunuz. Yanınızdakiler rahatsız olmuyor o için. Yoksa benim için şey değil. Ona delilim de şudur. Şu anda bulunduğunuz odada vesaire yerde ben yokum. Duymuyor kimse. Neyi kapattırıyorum? Kendine değer ver. Kendine zaman ayır. Kendini odakla. Seni senden alacak şeylere müsaade etme. Hadi Abdullah'ım. Şey sende mikrofona. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulü Muhammedin salavat. Başlığı asker. Asker. Abdullah senin internet sorunlu ya. Nasıl abi? Sen Almanya'dan arıyorsun. Almanya'nın interneti güzel olursa böyle sesin donuk donuk geliyor parça parça. Ne yapacağız? O zaman şöyle yapayım. Dur. Abi. Şu anda tamam. Şu anda iyi. Şimdi nasıl geliyor abi? Tamam. Tamam inşallah. O zaman da ben senin sesini duyamıyorum da. Ha dur ben kendi sesimi kapatıyorum belki ondan. Tamam ben kapat. Kapatmana gerek yok abi zaten sesin gelmiyor ki. Yok senin sesin geliyor şu anda Abdullah. Tamam iyi o zaman abi. Hadi bir daha söyle. Konumuz askerlik abi askerliğe girdi mi? Hı. Sıkıntı şu ki askerliğin geçmediği, askerlikle temsilatların verip de çözülmeyen kısım yok. Şimdi ben bu askerliği şu şekilde topladım. Ana kargaş şekliyle biraz böyle entüsi, biraz kendimize bakar şey topladım. Şimdi askerlik ilk baştan başlayalım. Ey kardeş benden birkaç nasihat istedim. Sen bir asker olduğun için askerlik temsilatıyla 8 hikayecikler ile birkaç hakikati nefsimle beraber dinle. Şimdi nefsimle beraber dinlediğince nefis de ben anlamıyorum. Beden ve kendimizden bakatılıyor burada. Çünkü ben nefsimi herkesten ziyade nasihata muhtaç görüyorum. Nasihata ettiğini nasihat, din nasihattır. Vaktiyle 8 ayetten istifade ettiğim 8 sözü biraz uzunca nefsime demiştim. Şimdi kısaca ve avam lisanıyla nefsime diyeceğim. Kim isterse beraber dinlesin. Burada noktaladık abi. Şimdi hakikat İslamiyet kaçtı abi? 7. Yani 6'sı iman. 5'i de İslam. Toplam 6, 5, 1. 6, 5, 1 daha 7. Bunun tamamının içerisinde askerlik mevcut. Askerlikle temsilatlar. Askere bir kumandan lazım. Kumandana bir kumandana azam lazım. O kumandana azam baştan kumandana azam denildiği zaman nereden durup nereye baktığına bağlı. Bazen tam mahiyeti zatiyeye giriyor bu kumandana azam. Şurada şeyimizi de gösterelim. Kumandana azam mahiyeti zatiyeden baktığın zaman tam mahiyeti zatiyeye gidiyor. Nerede durduğuna bağlı. Şunat-ı Zatiye, Esma-i Zatiye, Sıfat-ı Zatiye. Aşağıdan baktığın zaman alt tarafa doğru aşağıdan da kumandan azamı duruyor. Efendime söyleyeyim. Nerede baktığına bağlı kumandan azam her yere bakıyor. Kumandan azamına dair Allah'a iman, kitaplara iman, meleklere iman, ondan sonra
Allah, melek, kitap, peygamberlere iman, kadir ve kazaya ve haşr iman. Bunun altısının içerisinde askerlik temsilatıyla altısını da ispat ediyor. Şimdi ben burada kumandan şeyden bir ayetle başlayayım. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَز۪يزًا حَك۪يمًا. Yani göklerin ve yerin orduları Allah'ındır, Allah azizdir, hakimdir. Yani وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ Cunut, asker demek burada abi. Cunut kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ve Risale-i Nur'da da çok yerde geçmekte. Gelelim bir tane de hadis-i şerif okuyayım. Bu da bu hadis-i şerif okurken de bu müsabi devamlı aklıma geldi. Allah şifasına mazhar eylesin. Dersin sonunda da yeten abimizin ruhuna ayrı bir Fatiha okuyalım. Demek ki Fatiha bekliyor bizden. Hadis-i şerifte Ebbâbul cenneti tahta zilâlis suyûk. Yani şüphe yok ki cennetin kapıları kılıçların gölgeleri altındadır. Kılıcı kim tutar abi? Asker tutar. Bu hali cihat, işte hadis-i şerifin verdiği şeyleri, nerede olduğunu anlatıyor. İşte bütün bunlar Müslümanlıkta askerliğin, dine, vatana, hizmetin ne kadar kıymetli olduğunu göstermeye kafidir. Ne mutlu İslam erlerine, İslam kahraman mücahitlerine. Evet abi, geri konumuza dönecek olursak, kumandan Risale-i Nur'da, yani sayısını ben şey yapmadım ya, baktığım kadarıyla belki biri geçiyor, kumandan kelimesinin geçtiği yerler. Kumandan-ı Ferk olaraktan geçiyor. Kumandan-ı Azam olaraktan, kumandan-ı Azam olaraktan geçtiği iki yer var. Birisi Azam, ağın üzerinde takke var. Bu Cenab-ı Allah'a ait olarak kullanıldığı zaman kumandan-ı azam kullanılıyor. Bir de kumandan-ı azam, bu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için kullanıldığı zaman kullanılıyor. Beşer için, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz için kullanıldığı zaman üzerinde takviye kullanılıyor. Yani o orasına kadar dikkat edilmiş. Ben de işin içerisine girdikçe fark ettim. Koymuş, ondan sonra kumandan-ı Addes, kumandan-ı Rabbani, kumandan-ı Addes, kumandan-ı Rabbani, bunlar ise birkaç yerde kullanılmakta. Harfi geçti takkede. Kumandan-ı Azam, burada Allah'a imanı. Böyle kardeşler yetiştirmiş. Allah'a iman gibi abi. Allah'a iman da, yani Allah'a iman, iman hakikatlerinde bütün bir sırt bir yerde dahi asker kelimesinin geçmesiyle diğer bütün iman peygamberlere, kitaplara, meleklere, haşre ve kadere ait bütün meselelerin saatini şey yaptım. Ben burada fazla ben hepsinin toplamasını yaptım. Lakin mesela altıncı meselede hepimizin kardeşlerin, abilerin bildiği yer işte hem nasıl ki 400 bin millet içinde bulunan her milletin istediği erzaka ayrı, istimal ettiği silaha ayrı diye giderken yani tamamını okumayacağım. Daha okuyacağımız yerler çok olduğu için mucizekar bir kumandanın tek başıyla bütün o ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarının diye devam ediyor. En sonunda ne diyor abi? Bir tek kumandan-ı azam tarafından ve mükemmel kumandan-ı azam tarafından verilen küre-i arzın bahar ordugahı ne derece meskul insan ordu ve ordugahından büyük ve mükemmel sesini okuyacağınız fenli askeri mikyasıyla fenli askeri mikyasıyla yani burada noktayı koyuyor. Dikkatli ve aklı başında olanlara o derece küre-i arzın hakimini ve Rabbini ve müdebbirini ve kumandan-ı akdesini. Burada kumandan-ı akdes kelimesini kullanıyor. Yani direktmen Allah'a iman, tevhid meselesini anlatırken azamlı akdes. Hayretler ve takdislerle bildirir akdes. Ve tahmid ve tesbihle sevdirir. Hani burası Abdullah Yen, Allah rahmet eylesin, rahmetli Abdullah Yen abinin bize muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyor diye sorduğu sohbeti geçen örnek sözler 157'de. Abdullah, kumandan-ı azam ile kumandan-ı akdes arasında bir şey fark buraya kadar bulabildin mi? Abi orasını fazla araştırmadım.
Yani dikkatini çekti. Çünkü yukarıda kumandan Rabbani, kumandan Azam, bunlar üzerinde yapayım dedim. Fazla detaya girmek istemediğimden şey yapmadım. Ama devam edeceğim. Kumandanı, çünkü kumandan Rabbani, kumandanı Abdest, kumandanı Fert, bunlar farklı farklı makamlarda kullanılıyor. Yani makamları biraz farklı. Ama sizden de istifade edeceğiz tabii. Estağfurullah. İnşallah. Ama buralarda fazla duymak istemiyorum Hasan abi, çünkü tamam, haşir meselesinde. Tamam. Haşir meselesinde zaten yani bir mana ben olarak ben hani hatta buna dair Divan-ı Harbi Örfi'de diye ben telefonu getirmedim işte. Orada çok güzel. Divan-ı Harbi Örfi'de 59. sayfada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vermiş olduğu örnekle yani önceden sonradan dirilmeyi ne kadar gözünüzde niye bu kadar çok büyütüyorsunuz? İkinci dirilme ondan daha kolaydır diye şey var. Kısaca orayı örnek verdiğimiz zaten yetiyor. Veyahut da bir ordunun, bir tabunun bir alayın istirahat için dağılması, bir boru sesiyle tekrar toplanması bu meselemizi hallediyor zaten. Ben burada ben dinlendireyim. Bir şey sokabilir miyim buraya? Tamam abi, buyur. Bu okurken külliyatı buna dikkat ederseniz, haşir dediği zaman dünyadaki bahardır. Dünyadaki dirilme ektir. Haş-ı azam dediği zaman haşir meydanıdır. Haş-ı azam, evet, haş-ı azam oradadır. Burada nev, kabile, yani şu anda 120 milyar toprağın altında insan olduğunu ilim söylüyor. Ama 8,5 milyar insan var. Bu baharda, hepsi baharda ölüp dirilmiyor. 400 binin 300 bini ölüyor ve diriliyor. Haşirde ise aynı kumandan azamla kumandan farkı gibi. Devam et Abdullah. Abi ondan sonra bu haşir meselesini de hallettik böyle kısaca. Zaten abilerim, kardeşlerim bildiği şeyler fazla durmadan. Miraç meselesinde ise Peygamber Aleyhisselatü Vesselam en güzel böyle askerlik temsilatıyla çok acayip, çok böyle askerliğini yapanlar bunu daha iyi bilir. Askerliğini yapmayanlar da yapanlardan dinlerse yani aklın anlamamasının imkanı yok. Haşir meselesinde, şey miras meselesinde, evet bilgisayardaki şeyimiz. Ayetleri ben okumadan zaten bilindik şeyler sayfa numarasını söyleyeyim. Sözler 198'den gibi ayetler nihayet derecede kurbiyeti ilahiyeyi gösterir. Ve hadis-i şerifte varit olan Cenab-ı Hak 70 bin hicap arkasındadır. Miras gibi hakikatler nihayet derecede buğdiyetimizi gösteriyor. Sırrı kanınızı fehme takvim edecek bir izah isterim diye sual edilmiş. Sözler 197. Mesela velillahi meselül ala. Bir padişahın çok isimleri içinde kumandan ismi çok müdedahil dairelerde tezahür eder. Serasker daire-i külliyesinden tut. Serasker yani şu andaki bu zamandaki Milli Savunma Bakanlığı. Serasker daire-i külliyesinden tut. Müşiriyet ve Ferikiye ta yüzbaşıya ta onbaşıya kadar geniş ve dar külli ve cüz'i dairelerde zuhur ve tecellisi vardır. Şimdi bir nefer hizmeti askeriyesinde onbaşı makamında tezahür eden cüz'i kumandanlık noktasını merci tutar. Burada hemen şeye gireyim abi. Asker, nefer. İkisinin arasındaki fark şu, çok basit avam şeyiyle. Neferde bir rütbe yoktur. Askerde ise rütbesi belirsizdir. Yani eğer rütbesini biliyorsan söylersin. Onbaşı, çavuş, az subay, subay, teğmen, üsteğmen, yüzbaşı diye devam eder. Ama neferde ise neferat denildiği zaman rütbesiz askerlerin toplumu, rütbesiz askere deniliyor. Dima kısmına hemen bir şey okudum. Dima kısmına geleceğiz askerlikte. Oralar da gelecek inşallah. Buralara hemen
hemen hızlı hızlı geçelim. Oralara geldiğimiz zaman çok konuşacağız zamanımızın yettiği kadar. Şimdi bir nefer hizmeti askeriyesinde onbaşı makamında tezahür eden cüz'i kumandanlık noktasını merciyi tutar, kumandanın azamına şu cüz'i cilve ismiyle temas eder ve münasebetler olur. Eğer asıl ismiyle temas etmek, ona o ünvan ile görüşmek istese onbaşılıktan ta serasker, yani Genelkurmay Başkanlığı'na veya Savunma Bakanlığı'na kadar onbaşılıktan ta serasker mertebeyi külliyesine çıkmak lazım gelir. Demek padişah o nefere ismiyle, hükmüyle, kanunuyla ve ilmiyle, telefonuyla ve tedbiriyle ve eğer o padişah evliyeye ebdaliyeden nurani olsa bizzat huzuruyla gayet yakındır. Hiçbir şey mani olup hain kumandan azam. Halbuki o nefer gayet uzaktır. Binler mertebeler hain, binler hicaplar fasıldır. Kumandan yüzbaşıdır, kumandan azam eder. Padişahdır. Kanunuyla her yerde. İlahi adet bir neferi huzuruna alır, lütfuna mazhar eder. Dedi, yani burada askerlik temsilatını çok güzel olarak anlattı. Bazen şu anda da bilmiyorum ama benim zamanımda bazen bir kişi askerliğini yapar, Genelkurmay komutanını hiç görmezdi bile. Yalnızca ismini duyardı. Yalnızca bölüğünde, hatta mangasında yalnızca ders yapan komutanı askerliğinden atılmış. Başka kimseyi tanımazdı, görmezdi. Boşuna seçmemiş. Burası da bu şekilde abi. Hakikati miracın devamında öğleden mülkün feyyüküne malik güneşler ve sen yıldızlar. Resim toplaması. Enver neferler hükmünde olan Zat-ı Zülcelal her şeye her şeyden daha ziyade yakın olduğu halde her şey ondan nihayetsiz uzaktır. Onun huzuru kibriyasına perdesiz girmek istenirse zulmani ve nurani, yani maddi ve ekvani ve esmai ve sıfati 70 binler hicaptan geçmek, her ismin binler hususi ve külli derecatı tecellisinden çıkmak, gayet yüksek tabakatı sıfatında mürur edip ismi azamına mazhar olan arş-ı azamına huruc etmek, eğer ve lütuf olmazsa, yani o Genelkurmay komutanı, o askerini lütfuyla, o askerin dikkati nazarı, asker onun dikkati nazarını çekmediyse, onu çağırmaz. Eğer çektiyse cezb ve lütfuyla onu huzuruna kabul eder diyor. Yani bir asker Genelkurmay Başkanı'nın oturduğu yer mevki belli Ankara'da. Ama asker ta Kars'ta ve Kars'ta Edirne'de. O askerlik vazifesiyle yapmış olduğu, yani hakiki bir vazifeyi yaptığı zaman Genelkurmay Başkanı'nın her şeyden haber olduğu için onu tebrik etmek, ödüllendirmek için huzuruna bir anda çeker, alır o neferi. O neferin bir şey olmasına gerek yok. Bir rütbesine, rütbeli olmasına da gerek yok. Burada pek çok örnekler var. Burada ne diyordu abi? Aşağı azamına uruç etmek. Aşağıdan geldi. Bizim aşağıdan ta burada abi. Biz neredeyiz? Alemi şehadette. Yani burada cezb ve lütuf olmazsa diyor. Bunlar çok önemli. Binlerse eğer bu nefer, bu asker aşağı azama çıkabilmek için binler seneler çalışmak ve sürük etmek lazım gelir diyor sözler 198. Ve hakikati Miraç'ta da şurayı da okuyayım, ondan sonra diğer temsilleri zaten bir mana verip geçeceğim abi. Burada da mesela ismi Kadir Amaslar Hazreti İsa Aleyhisselam. Hangi semada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ile görüştüyse işte o sema dairesinde Cenab-ı Hak Kadir ünvanıyla bizzat orada mütecellidir. Mesela Hazreti Musa Aleyhisselam'ın makamı olan sema dairesinde en ziyade hüküm ferma. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın mazhar mütekellim konuşma. Yani en çok Cenab-ı Allah'la hani sizin çok derslerinizde örnek verdiğiniz, ya Musa dostunu ziyarete niye gelmedik? Yani sanki iki kişi arasında konuşulan bir söz gibi. Beşerden beşere. Yani mütekellim unvanına mazhar olduğu için Musa Aleyhisselam Cenab-ı Allah'la çok rahatlıkla konuşuyor.
hakiza işte zaten Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü ismi azama mazhardır. Bütün isimlere mazhardır. En büyük isimlere mazhardır. Yani bütün 124 bin peygamberin kumandanı azamıdır. Desek yerindedir ve öyledir de. Ve nübüvveti umumidir. Ve bütün esmaya mazhardır. Elbette bütün devairi rububiyetle alakadardır. Elbette o dairelerde makam sahibi olan enbiyalarla görüşmek ve onun tabakattan geçmek hakikati miracı iktiza ediyor. Ha, buna binaen bir kumandanı azam, öyle çevirmesi var. Genelkurmay işte. Başkanı bütün dairelerde, nasıl saldırmasınlar bana. İstediği adamlar yetişmiyor. Almanya şimdi. Görüşebilir abi. İkinci temsilleri geçiyorum ben abi, çünkü burada da hemen aynı temsilleri veriyor. Şurayı da okuyayım, okuyayım abi. Halbuki kumandana azam emriyle, kanunuyla, nazarıyla, hükmüyle, ilmiyle sureten olduğu gibi manen de kumandan ise bizzat zatıyla o neferin yerinde bulunur, görür. Şu hakikat 16. sözde gayet katı bir sureti ispat edilen ona ittifayen burada kısa kesiyoruz. Bu da 500 sözde 569'da. Abdullah. En son okudun 500 kaçtı? Abi bir daha tekrar edeyim. En son okuduğun yer 500 kaçtı? 16. söz havale etmiş. Söyleyeyim abi. 569. Bak şimdi. Orada bir şeyi anlatıyor. Diyor ki bunu anlaman için 16. söze bak. 16. sözde ne var? Güneşe kumandan azam de. Aynada yeryüzünde ne kadar ayna var? Binlerce, sonsuz olsa hepsine ayrı ayrı güneş var olur mu orada? Var olur. İşte nurani meselelerde çokluk, büyüklük, azlık, darlık yoktur. Kocaman güneş ufak cama giriyor. Giriyor. Ufak bir cam dünyamızdan 1 milyon 400 bin defa büyük olan güneş içine alıyor. Alıyor. Bir. İki. Güneş tek iken, müşahhas bir şahıs iken, nihayetsiz meraya, aynalara, bir anda hepsini tasarruf ediyor. Peki güneş otları büyütürken ağaçları da, gezegenleri de tutuyor. Koyunun tüylerini, koyunun, tavşanın, atın tüylerini, kıllarını da büyütüyor. Nihayetsiz işi tek iş gibi yapıyor mu? Nihayetsiz, sonsuz, farklı işi. Güneş yarım nurani böyle olursa, onu yaratan zat nasıl olur der ve o kumandan azam misalini 16. söz buraya havale etti. Yani kumandan maneviyatı olursa, Yavuz gibi, Abdülhamit gibi, yani adam, sen komutanlık yaptı, ders yapan kardeşimiz askeriyeden atılmış önceden. Onun için bu asker konusunu seçti. Şimdi asker emreder, sol, ol, rahat ol, böyle yürü, arş baş diyor ya, aniden 1000 kişi nasıl itaat ediyor? Semadaki güneş, yerdeki aynalara nasıl hükmediyorsa, neferin kafasında kumandanın timsali var. Kanuniyeti var, burası askerliktir, komutan, benim iradem yoktur, o var. Benim adıma o karar verir. Buna itikadı oldu, rahat, tamam, yat, sürün, bitti gibi oluyor. Buyur abi. Abi devam ediyoruz. Şimdi bu kumandan azam meselesinin üzerinden hemen geçiyoruz abi. Geçtik, siz de tamamladınız aynen öyle. Kumandan azama ne gerekli abi? Kumandana bir yaver gerekli. Her komutanın bir yaver olur. Hemen yaver eklemde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam padişah o iki nefere kemal-i merhametinden bir yaver eklemini gönderdi. Çünkü yaver demek komutan yaverine bilmesi gerektiği kadarıyla bütün sırrını verir. Yaver bilmesi lazım. Sohbetinde adamlarına,
konuşmalarını askerlere bildirmek için veyahut da komutanın bütün yapması gereken işleri Yaver-i Ekrem hazır eder. O Yaver-i Ekrem ise Resul-i Kerim'dir. Bak, pek büyük bir nişan taşıyan bir Yaver-i Ekrem bir nutuk okuyor. Burada da nişanın ayrıyeten girilmesi lazım ama girmiyoruz. Acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah hiç mümkün müdür ki en etna bir adamın en etna bir meramını ehemmiyetle yerine getirsin, en sevgili bir Yaver-i Ekrem'in en güzel bir maksudunu yerine getirmesin diye devam ederken buralar sözlerden sözlere ki acaba bu kadar şefkatli ve kudretli bir padişah hiç mümkün müdür ki en etna bir adamın en etna bir meramını ehemmiyetle yerine getirsin ve en sevgili bir Yaver-i Ekrem'in en güzel bir maksudunu yerine getirmesin. Burayı bayağı almışız. Devam edelim. Bu Yaver-i Ekrem meselesi de anlaşıldı abi. Ondan sonra cunup kelimesi çok yerlerde kullanırken yalnızca şurada bir haşiye var. O haşiyeyi de cunupla alakalı kısmını okuyacağım. Bu cunup meseleyi tamamlayacağız inşallah. Diğer meseleye. Mesela nasıl şu zamanda manevra meydanında harp usulünde silahı süngüter emriyle koca bir ordu baştan başa dikenli bir meşagaha benzediği gibi her bir bayram gününde resmi geçit için formalarınızı takıp nişanlarınızı asınız. Bak. Biz bunları çok yaptık abi. Aynen anlattığı gibi emrine karşı ordugah seraser rengarenk çiçek açmış müzeyyen bir bahçeyi temsil ettiği mi sürdü? Öyle de bu zemin meydanında Sultan Ezeli'nin nihayetsiz envai cunup askerdi. Cunudundan melek ve cin ve ins ve hayvanlar gibi şuursuz nebata taifesi dahi hızlı hayat cihadında emrükün zeytin ile müdafaa için silahlarınızı ve cihazatınızı takınız. Emri ilahi aldıkları vakit. Emri devamlı asker alır abi. Bir emir veren vardır, bir emir alan vardır. Aldıkları vakit zemin baştan aşağıya bütün ondaki dikenli ağaçlar ve nebatlar süngücüklerini taktıkları zaman aynen süngücüklerini takmış muhteşem bir ordugaha benziyor. Hep askerlik temsilatı, hep askerden, hep ordudan bahsediyor burada. Hem baharın her bir günü, her bir haftası birer taife-i nebatatın birer bayramı hükmünde olduğu için her bir taifesi de kendi sultanının o taifeye ihsan ettiği güzel hediyeleri teşhir için ona taktığı murasta nişanları, nişan genellikle sivillere pek takılmaz, hep askerlere takılır abi. Gazilik nişanı, kahramanlık nişanı. Yani orduda nişan almak büyük bir şereftir. Nişanları birer resmi geçit tarzında o Sultan Ezeli'nin nazarı şuhud ve işhadına arz ettiğinden ve öyle bir vaziyet gösterdiğinden bütün nebatat ve şefkuya sanatı Rabbaniye muradını ve çiçek ve meyve denilen fıtratı ilahiyenin nişanlarını takınız. Siz de yaşlanınca açınız. Emri Rabbani'yi dinliyorlar ki emir dinliyorlar. Emri Rabbani'yi dinliyorlar ki Ruh-i Zemin dahi gayet muhteşem bir bayram gününde şahane resmi geçitte sürmeli fotoğrafları ve murasta nişanları parlayan bir ordugahı temsil ediyor. İşte şu derece hikmetli ve intizam teçhizat ve tezyirat elbette nihayetsiz kadir bir sultanın nihayet derecede hakim bir hakimin hakimin emriyle olduğunu kör olmayanlara göstermez abi. Yani gösterir. Diye devam ediyor. Cunup meselesinde çok yerde kullanıyor. Nihayetsiz cunuptan melek, cin, ins, hayvanlar hepsi emirber, asker. İnsan da oraya da geleceğiz. Oralara fazla girmeden İnsan da Allah'ın manevi askeridir diyor çok yerde. Sözlerdeki şeyleri ben geçiyorum, topla hepsini almıştım ama oraları farklı biçimde
anlatmaya çalışacağım. Evet abi, ne demiştik şuradan? Evet. Birinci söz. Böylelikle insan Allah'ın askeri düşüyor. Allah'ın askeri. Şimdi abi. Bazen nefer diyor. Size de sözü bırakacağım. Önce şuradan ben diye almışım. İman hakikatlerini hallettik abi. İman hakikatlerinden. Yani iman hakikati neydi? İman, itikat. İman kısmını hallettik. Yani imanın altı esasını her yerine askerlik temsilatı mevcut ve askerlik temsilatı ile her yerinde iman hakikatlerini ispat ediyor. Yani bu dünya yüzünde. Çünkü üstadımız da çok yerde biraz sonra gelecek. Orada şey yapıyor. Askerliğini yapmayanlar bilirler. Yapmayanlar da yapanlardan dinlesin diyor. Öğrensin diyor. Şimdi abi geliyoruz. Görüyorum ki şu dünya hayatında en bahtiyar budur ki dünyayı bir misafirhaneyi askeri telakki etsin. Ve öyle de izan etsin. Ve ona göre hareket etsin. O telakki ile en büyük mertebe olan mertebeyi rızıkları çabuk elde edebilir. Abi başka bir şey demiyor. Askeri telakki etsin diyor. Yani askerlikten başka bir mühendislik veyahut da farklı bir isim kullanmıyor çok yerde. Hem ey kardeşlerim, çoğunuz askerlik etmişsiniz. Etmeyenler de elbette işitmişlerdir. İşitmeyenler de benden işitsinler ki en ziyade yaralananlar siperini bırakıp kaçanlardır. Burası saatlerce konuşulmayı hak eden bir yer. Yalnızca buradaki askerlik temsilatı, eğer dünya hayatını bir misafire haneyi askeri telakki ettiğimiz zaman burası bitmiyor abi. Buraya parantez açıp yani esasat-ı Nuriye'nin tamamını buraya soksan geridir. En az yarı alanlar siperinde sebat edenlerdir. Kul innel mentellezi tefirrune minhu fe innehu mülâkikum. Manayı işaretiyle gösteriyor ki firar edenler kaçmalarıyla ölümü daha ziyade karşılıyorlar. Ben bin mana söylüyorum. Doğrusunu siz tamamlayın abi. Şimdi mesleğimizden ayrılanlar bilmeyerekten dinsizlik kuvvetini dinsizliğe kuvvet veriyorlar diyorlar herhalde. Aynı manaya orayı da alacaktım ama uzun olmasın. Dur. Abdullah burada bir dur. Rahatlatayım seni. Şimdi diyor bu mesleğimizden ayrılanlar. Yani bilinmiş, hizmet ediyor. Tamam. Şimdi bilindin. Bu sahada bulundun. Ayrılınca ne yapıyorsun? Rüştü abi şöyle derdi. İki tane cinayet. Yeni cami, İstanbul'daki yeni camiyi biliyorsunuz. Önde kuşlar var, kumrular var. Yem attığın zaman 100 tane, 500 tane kumru orada. Bir tanesi kafayı böyle kaldırsa, tedirginlik yapsa hepsi telaşelenir. Dolayısıyla bir askerde, cephede bir tanesi tedirginlik yapsa hepsine telaşe verir. Bu, başka bir şey anlatacağım. Bunu biliyorsun zaten de başka bir şey anlatacağım. Bir hizmet elemanı eri, hizmet öyle iddia ediyor. Bu hizmetimizden ayrılırsa, bu olursa, hizmetin aleyhinde bulunursa, hizmet edenin aleyhinde bulunursa, hizmetteyken bile, cinayetini hayal et. Yani onun bir de cinayetini düşün. Hani mesela diyelim ki ben kalktım, hissi intikamı, hakperestlik mesleği muhafaza etmek namı altında sana hücum ediyor. Seninle pamuk ipliğiyle bağlı insanlar var. Yani dine, davaya. Pamuk ipliği ya, tutulmuş işte bir şey. Onun o pamuk ipliğini kesip eli dalalete hizmet etmek kadar cinayet düşünemiyorum. Evet abi.
Abi orası aslında konuşacağız daha ilerideki şeylerde inşallah zamanımız olursa. Evet, zayıf bir direk, kuvvetli direklerle omuz omuza geldiği vakit muhkemleşir. Muhkem durmak lazım. Zayıf, kuvvetsiz bir adam asker olup orduya girse öyle kuvvetleşir ki 1.000 adama meydan okur. Şimdi abi gelelim, burada bir melekelere atıf var. Niye, nasıl? Şöyle okuyayım önce, ondan sonra benim kendi notlayı nazarıma iyi istifademi söyleyeyim. Gazve-i Bedir'de 5.000 melaike nasıl Kur'an ile önde sahabeler gibi ona hizmet edip asker olmuşlar. Tamam. Hatta o melekeler içinde ashabı Bedir gibi şeref kazanmışlar. Demek ki bütün melekler şeref kazanamıyor. Ama Ne sahabeler bilmiyor olacak? daha melekten Ashabı indiği. Bedir gibi şeref kazanmışlar diyor. Melekler. Evet, şimdi geldik abi, ne? Abdullah, o melekler Bedir'e, Uhud'a katıldıkları için şeref aldılar. Aynen öyle abi, başka imkanı yok. Ya. Şimdi neden Üstad Hazretleri askerlik temsilatıyla sözlere başlıyor? Sual. El cevabı abi. Evet, İslamiyet gibi, burada hemen Barla layıkası 29'a gidiyoruz. Evet, İslamiyet gibi bir âli tarikatın aczu fakrı Tarikat. Allah'a karşı bilmek gibi bir meşrebim. Seyyidül Mürselin gibi bir rehberim, Kur'an-ı Azimüşşan gibi bir mürşidim, bir dakikada mertebe-i velayete erişmek gibi ulvi bir netice almak mümkün olan askerlik gibi bir isteğim var. Fırsat gidiyor. Eğer bir adam dostundan emin ise ki gurura girmez. Burası Barla Laykası. Birinci okuduğum yer Barla Laykası. Kısa aldığım yer 29. Eğer bir adam dostundan emin ise ki gurura girmez. Abi bu zamanda dost bulmak zor. Ama bulduysa bulanlara ne mutlu. Onu şükre sevk etmek için takdis-i nimet nevinden ona ait bir kısım ihsanat-ı Rabbani bahsetse beis yoktur zannederim. İşte seni gurursuz bildiğim için bu sırrı sana açıyorum. Şöyle ki, ben sözleri yazarken ihtiyarsız olarak asker temsilatı, şuunatı askeriye nevinde zuhur ediyordu. Bu şuunatı ben şuunatı askeriye deyince şuunatı zatiyeye de bakabilir miyiz abi? Yok, yok, bu işler manasında. Tamam. Ama her şeyin dur. Her şeyin bir mülk, bir melekut. Melekutiyet cihetiyle Aynen dersen, öyle. Ne demek istedim? evet, melekutiyet cihetiyle mesela şuunat-ı zati uygulayayım. Şefkat-ı mukaddese kumandan azam olursa insanlardaki şefkat asker olur. Aynen abi. İşte dedim ya başta, nerede durduğuna bağlı. Yani su, buzda durduğun zaman su cevherdir. Suda durduğun zaman H2O cevher oluyor. Evet. Her şey. Şunatı askeriye nevinde zuhur ediyordu. Ben hayret ediyordum. Neden böyle yazıyorum? Sebebini bulamıyorum diyor. Sonra hatırıma geldi ki Abdullah. sanki istikbalde. Buyur Abdullah. abi. Özür dilerim. Özür affına sığınır. Kesti mi? Şimdi Estağfurullah. abi bir tarikat gibi bir şeyin var diyor. Hulusi abinin onu bir de okur musun ustada hitap ettiği gibi? Tarikat neymiş? İslamiyet gibi bir Evet. tarikatı mı diyor? Evet, İslamiyet gibi bir âli tarikatım. Tarikatınız var mı? Var kardeşim. Tarik yol demektir Arapça. Tarikat yol. Yol. İslamiyet gibi bir tarikatım, yolum. Sonra Kur'an gibi bir mürşidim. Peygamber gibi bir rehberim. Her an şehit olacak gibi bir mesleğim. Bir tane de var ya. İslamiyet gibi bir tarikatım. Seyyid-i Mürselin gibi bir rehberim. Peygamber gibi bir rehberim. Kur'an gibi bir mürşidim.
Her an... Mertebeyi velayete erişmek gibi ulvi bir netice almak mümkün olan askerlik mesleği. Dört tane. Unutmamak dört lazım. Tane. Bak, bir dört tane. Dört taneye geleceğiz abi inşallah. Hı-hı. Evet. Nerede kaldı? Dört kıyeli çanta. Dörde geleceğiz inşallah abi. Çünkü hava, kara, deniz, jandarma devam edecek. Şöyle ki ben sözleri yazarken ihtiyacı olarak ekser temsilatı Şunat-ı Askeriye Nevi'den zuhur ediyordu diyor. Ben hayret ediyordum. Yani üstadın kendi elinde de değil. Yani bilerekten, isteyerekten askeri temsilatı vermiş de değil. Nasıl zuhur etmişse öyle yazmış. Yazdırılmış. Neden böyle yazıyorum? Sebebini bulamıyordum. Sonra hatırıma geldi ki belki istikbalde şu sözleri hakkıyla anlayacak, kabul edip hırsı can edecek en mühim talebeleri askeriden yetiştirecek. Onun için böyle yazmaya mecbur oluyorum. Düşünüp o Faruk, kahraman askerleri çok güzel bekliyordum. Şey İşte mağrur olma, şükret. Sen o askerlerden bahtiyar birisisin ki evvel yetiştin, 24 adet sözlerin meşagili dünyevi içinde yazmaklığın benim bu hüsnü zannımı teyit etti, tasdik etti, bana gösterdi ben hayattayken demek istiyor. Ve burada şeyin, Asım abinin bir şeyini almıştım. Tam buraya fazla burada şey kalmamak için. Evet abi. Burası anlaşıldı mı abi? He. Yani neden üstadın askerlik temsilatıyla başladığı konu? Herhalde anlaşıldı. Tamam abi. Abi sen sesini açık tut. Hemen cevap istiyorum. Tamam. Şuradaki temsilleri zaten biliniyor. Kendisi bir kişi askere intisap ettiği zaman askere kaydediyor. O intisap ile koca bir ordu o noktayı istina, koca bir ordu ona noktayı istinad oldu. Şimdi koca bir ordu ona noktayı istinad oldu. İstinad yaslanmak. Müslümanın en iki tane şeyi vardı. Biri istinad, diğeri istimdat. Ve o istinad ile yaslanmasıyla, o istinad ile arkasında padişahın himmetiyle bir ordunun manevi kuvveti tahşit edilebilir bir kuvve-i maneviye ile harbe atıldı. Ta düşmanın mağlup ordusu içindeki şahın büyük bir müşküre rast geldi. Kendi padişah namına seni esir ediyorum, gel der, esir eder, getirir. Bu kadar ehemmiyetli. Mektubat 250 şey, evet, 255 abi. Yani bu askerliğin bu kadar ehemmiyetli ve kıymetli olmasını, yani şu dünya, şu anda bile zahir, alemi şehadetle, her şey hemen hemen askerlik üzerine dönüyor. Ne kadar paran da pulun da olsa, askerin yoksa fazla bir sesin çıkmıyor. Örnek olaraktan Almanya. Şimdi abi nimeti İslam'da buraya öyle almışım. Üç tane büyük günahtan yani haramdan bahsediyor. Bu büyük günahlardan bir tanesi ise biri yemini gamus, bir valideyni terk ve üçüncüsü de diyor ki askerden kaçmaktır. Bir daha söyler misin? Hadis-i şerifte büyük günahlardan üçü de şunlardır diyor. Hı. Nimet-i İslam'dır. Biri yemini gamus, valideyni terk, üçüncüsü de ise askerden kaçmaktır. Buyurulmuştur diyor. Yemini gamus ne? Yemini gamus, onu şey yapmıştım da buraya almamışım abi. Ne abi? Sana soruyorum da. Tamam abi onu ileride ileriye atalım. Allah'a verdiği sözden dönmek. Şimdi ya. Aynen abi. Allah razı olsun. Abi ondan sonra kumandanı hallettik. Yaver'e Ekrem'i hallettik. Kumandanı
Kumandana geldi, tek tek iniyor. Bu kumandan da belli zaten. Yani o kadar uzun şey yapmıyor. Kumandan da peki, kısa bir yer alacak. Askerin mülk tarafını konuştun şimdi, yarım saatten beri. Şimdi insana taşı bu askerin. Tamam, o zaman şeye geçelim abi. Direkt. Melekut taraflarına geçelim abi. Ha işte onu bekleyelim çünkü lazım olan bize tamam. Şimdi o. Evet abi, oraya geçelim. Kim bu? Kafada asker kim? Kapta asker kim? Bedende kim? Varlıkta aynen, kim? Aynen, aynen oraya geliyoruz abi. Hadi bakalım. Şurayı sonra okuyayım o zaman. Buraya almışım çünkü burada burası da mülk tarafına bakıyor ama Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Ali İbrahim Aleyhisselam gibi öyle bir vaziyet almış ki bunun bir başlığı vardı. Buraları geç dedim. Tamam. Ondan sonra küre-i arz, burayı da geçeyim ondan sonra oraya geçiyorum abi. Küre-i arza müekked iki melek hem kumandan hem nazır olduklarından elbette balık tayfesine ve öküz devine bir ciheti münasebetleri bulunmak lazımdır. Belki vel ilmi indallah o iki meleğin alem-i melekut ve alem-i misade sel ve kut suretinde temessülleri var. Mesela nasıl ki denilse bu devlet ve saltanat hangi şey üzerinde duruyor? Cevabında aleseyfi vel kalem. Yani asker kılıncının şecaatine, kuvvetine ve memur kaleminin dirayetine ve adaletine istinad eder. Öyle de küre-i arz, madem ziyayetin meskenidir ve ziyayetin kumandanları da insandır. Evet abi şimdi şeye gelelim. İnsan da kumandan. İnsan da kumandanlık nereye bakıyor? Sorunuz buydu değil mi abi? Yani dimağda kumandan ve asker. Tamam, anladım abi. Abi şeyde aynen ben burayı hizmet rehberi 68'de yazmışım ama sözlerde geçiyor. Ama fark etmez. Kalp bir kumandan. Kumandanlık şeyi kalbe bakıyor abi. Kalp bir kumandan gibi letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Burayı kısaca almışım. Herkes kendi aleminde bir kumandan olduğundan aleme askarında cihada ekber ile mükelleftir ve ahlaki amidi ile taalluk ve sünneti nebeviye ikiya ile muvazzaftır. Burayı ara olarak da Divan-ı Harbi Öfü'den almışım. Burası çok şey değil. Şimdi güzel. Abi kumandanlık insanda kalbe bakıyorsa alem işarette Kabe Şecere-i Kat'te arşa bakıyor. Çok güzel. Hemen Hatta burada bir dakika Abdullah Kabe'de insan kalp Kabe arştan sonraki sesini alamadık. Almanya'da süper abi, süper şey olduğu için internet tamam kalp Arş, Yekal, Kabe, Arş dedik abi. Dima'da ise ben Dima'da ise Dima Ayasofya Leyh-i Mahfuz dedim abi. Vicdan da kafada ne? Bir dakika kafada neydi bu? Dima'da kim? Kumandan? Abi oraya geleceğim bir kargası çiziyorum. Ha ama Ayasofya dedin de tamam. Onun için. Ha tamam işte Dima'yı Ayasofya'nın karşısına koydum abi. Ha. Şecere-i Kat'ta Levh-i Mahfuz. Üç tane. Yani kalpte yeryüzünde Kabe, Şecere-i Kat'ta Arş, Dima'da Alem-i Şehadet'te Dima, Ayasofya, efendime söyleyeyim, vicdanda da Kudüs olaraktan ben yerleştirdim. Vicdanın içerisine indiğimiz zaman da İrade Zihinis, Latife-i Rabbaniye var. Burada abi yerlerini belki ben birine belki şey yapmamışımdır ama diğer birinden kesin eminim. Diğer üçünde
beraber kararlaştırırız. İradeyi ben jandarma olarak da koydum. Zihin karar olarak da koydum. Hisle deniz kuvvetleri, çünkü his devamlı dalgalandığı için, denizle dalgalı olduğu için deniz kuvvetleri koydum. Latife-i Rabbaniye'de, pencereler hükmünde biraz gökyüzüne baktığı için orasını hava kuvvetleri olarak da yerleştirdim abi. Zihine kara kuvvetleri mi dedin? Evet abi. Hmm. İrade ilk başlangıcı olduğu durum için jandarma olarak da. Çünkü dört ana şey var. Jandarma, ondan sonra kara, deniz, hava kuvvetleri. İnterneti, Almanya'da internet çok düşük. Abdullah, şu sesin niye olmuyor ya? Niye olmuyor ya? Bir dakika abi, tamam. Tamam. Hemen abi. Almanya'da Türkiye'nin kadar kaliteli interneti yok Almanya'da. Abi geliyor mu şimdi? Şimdi geldi. Bir de söyle şimdi. Tamam. Abi İmara'da serbest bölge, yani tahayyül ve tasavvurumuzu mit ve istihbarat olarak da abi. Bu mit ve istihbarat o kadar ehemmiyetli ki bizim en büyük sıkıntımız burada. Neyse o sıkıntıya geçmeyin. Serbest bölge, mit ve istihbarat gerekli bütün bilgileri toplar, tahakkülü süzgeç olarak da aldıktan sonra geriye kalan tasdik, izah, iltizam, itikatta diğer kuvvetlere böldük. Kara kuvvetleri, deniz kuvvetleri, hava kuvvetleri ve jandarma olarak da. Yani en son itikadı kara kuvvetleri olarak da. En son kara harekatı yapılır ya, karadan girip bittikten sonra her taraf alınmıştır artık. Karaya hangisi? Abi. Karaya hangisi dedin? Karaya ne dedin? Karaya itikat dedim abi. Tasdik, jandarma, izan hava kuvvetleri de olabilir, deniz kuvvetleri de olabilir. Ona artık siz karar verin. Peki şöyle bakabilir misin Abdullah? Kafa askeriye. Askeriye. Mastar. Bir vasıf yok. Akıl bir kumandan. Diğerleri nefer. Olmaz abi. Risale-i Nur'da kalp kumandan diyor. Yani kalbe teslim ettik. Şimdi buraya uygularsak. Peki imaya baktığımız zaman kalp kumandan, diğerleri de yani kumandan oldu mu, kumandana azamlık gibi giriyor. Diğer latifeler diyor Risale-i Nur'da çünkü. Diğerleri de kara hava kuvvetleri, komutanlıklar onlar da abi. Peki Risale-i Nur'da akıl için kumandan diyor mu akıl için? Abi akıl için ayrıyeten kumandan. Kumandanları tek tek aradım, akıl için göremedim ben. Onu sordum. Birkaç yerde kalp bir kumandan gibi letaif askerleriyle kahramanane maksada yürüsün. Daha devamında bunun şeyi var ama evet, ima için kumandan demiyor. Hmm. Ben görmedim. Belki vardır ama ben görmedim abi. Hmm. Anladım. Çünkü kalp bir kumandan. Şimdi neden abi? Makesi efkar ve makesi hissiyat. Şimdi kumandanlık milli savunma veyahut da genelkurmay başkanı bir tanedir. Buraya ver olmaz. Kalp kumandanı azam veyahut da kumandan, genelkurmay başkanı. Makesi efkar da kuvvetler böyle paylaşılır. Çünkü 7 tane bölüm var.
Buna istihbaratı, ondan sonra MIT'ini, istihbaratını, jandarmasını, hava, buraya da yerleştireceksin, vicdanı da yerleştireceksin. İkisinin ayağı ile toplamalar kalpte geliyor, kalpte de en son halloluyor. Akla kumandanlık verdiği zaman kalpte diye iki tane kumandan oluyor. Bir köyde iki tane muhtar olmaz, bir yerde iki tane kumandan olmaz. Aynı senenin mezunları dahi olsa, aynı senenin, aynı yılın mezunu da olsa orada bile kumandanlık teke düşüyor. Hangisinin okuldaki mezuniyet notu iyiyse o orada kumandandır abi. Peki, insana uygularsa komple, kalp kumandan olsa, dima, vicdan, ruh veya eylem, insan davranışlarını uygularsak, kumandan kalp olsa, dima ne olur? Dima kara mı olur, hava mı olur? Nasıl soruyu tam anlamadım abi, bir daha şöyle sesini tam bir alayım. Yani mesela dört tane kuvvet var ya, dört tane. Tamam. Kara, deniz, hava, bir de ne var? Jandarma mı? Jandarma. Dört tane midir? Evet. Aslında üç tanedir bu. Kara. Evet. Dördüncüsü de Risale-i Nur'da şöyle geçiyor abi, orayı almadım. Belki aldım da oraya geçtik. İşteki asayişi muhafaza etmek için olan askeriye vardır diyor. Evet, bak şimdi. Deniz, hava, kara. Jandarma evet. Bir şey değil. O detaydır. Şimdi kumandan-ı azam kalp olsa. Kumanda. Tamam. Şimdi bir deniz dalgalıdır. Devamlı değişken. İnsanın nesidir? Vicdandaki hissiyattır. Aynen abi. Deniz ona desek. Ondan sonra oturaklı, ciddi iş yapıyor. Yani postal olmadıkça o fethi olmaz. O da dima, kara. Abi oraya geçmedik ki. İnsanın ayakta tutan üç tane kuvveye geçmedik. Şimdi sen oraya şey yapıyorsun. Ben orayı şu şekilde şey yaptım. He. Aynı senin dediğin gibi. Kuvve-i akliye, kuvve-i kadaviye, kuvve-i şehriye. Ha öyle diyor. Devamında gelmedi oraya. Ha öyle mi düşün, tamam. Orayı almıştım ben. Ben şöyle merak etmiştim. Ondan sonra. Acaba evet. Risale-i Nur'da, kadaviye, kuvve-i şehriye, kuvve-i kuvvetliğe hava kuvvetleri. Çünkü kadap bir hava atar, bir şişer, bir iner. Yani kuvve-i akliye kara kuvvetleri. Kuvve-i kadabiye hava kuvvetleri. Kuvve-i şehriye de devamlı denizdir, dalgalıdır, sudur. Suyla çok ısıtırız. Evet, şimdi bir tanesi şöyle bir şey yazmış. Sen bu internet bir senin sıkıntı oldu bize de bu akşam biraz bize şey yaptı böyle. Senin internetin Almanya'da süper internet olduğu için. Ya görüntünü kapat da bu şu anda donuksun. Hiçbir şeyin gelmiyor. Bir tanesi şöyle yazmış. Sesin iyi gelmiyor. Sesin gelmiyor kardeş. Ya sesini bize şey yaptın. Sesim gitmiyormuş. Ha şu anda gidiyor. Şu anda geliyor. Yani bir beceremediniz, kusura bakmayın ama Faruk diye bir abi bir dakika, bir saniye, bir açıp kapatabilir miyiz? Tamam, aç kapat. Aç kapat. Hasan abi. Araba getiriyormuşlar abi. Sana şimdi. He. Bu saatte tam git. Tarzıydı. Tam git. Yarın gelirim abi o zaman. Var mı şey bir sıkıntı? Hiçbir şey. Tamam, gerek yok. Yok gerek yok canım. Ya meseleyi bildikten sonra o. Çünkü Kur'an libastır, içi önemli. Bak sesim geliyor mu şu anda Abdullah sana? Sen de sesini aç.
Abdullah. Keşke keşke bu tamam ama keşke bu deneyleri gündüz yapsaydım. Bak şimdi. Faruk kardeş şöyle bir şey yazmış. Askerin en büyük vasfı tamam da bu dersi ayrılan kardeşler diyecek ki bu akşam ne anladım? Tamam onları koyduk koyamadık. Önemli olan bak askerin en büyük vasfı emir ve yasaklardır. Yani ibadet. Bu askerlik dersinde biz ne anlayacağız? Biz de Allah'ın askeriyiz. Allah kumandan azamdır dedin sen zaten. İnsan da onun şeyidir. Ondan sonra emir ve yasaklara uymak. Asker deyince emir kuludur. Yani hep emir alır. Sen zaten komutanlık yaptın. Sen komutandın. Yani ben biliyorum seni de askerlikten atılmıştın. Bu askeri bu akşamki dersten ayrılan zatlar en az şunu anlasa. Ben biraz müşahhasçıyım ya böyle ne alacak bu akşam giden? Yani Allah kumandan azamdır. Nasıl ki asker emir alır, emir verilmez, emir. Dolayısıyla insan da bu kainatta Allah'ın adeti ilahiyesine mutidir. Emirlerine, yasaklarına mutidir. Allah emreder, kul yapar. Başka bir şeyi yoktur. Böylelikle insan da ne alır buna mukabil? Orduya itaati nispetinde orduyu arkasında hisseder. Ordunun gücü askere güç verir, ümit verir. Bana bir şey olsa ordu beni alır. Denize düşsem havadan beni kurtarır, helikopterle gelip alır. Nasıl ki korona meselesinde Türkiye Cumhuriyeti bir tane vatandaşı için koca askeri kargo uçağını kaldırmasıyla vatandaşına şu güveni verdi. Arkanızda ordu vardır. Ha buna mukabil o vatan da yani kumandan da devlet de senden itaat ister. Dolayısıyla Allah kumandan azamdır. Biz de kuluz. İtaat etmeye mukabil Allah'ın gücü gücün olur. Harun'un paketleme yerine oturdu. 10 numara 5 yıldız oldu. Ha ya. He. İyi devam edebilir miyim abi? Tabii yani ben buradan ayrılanlar yani bu akşamlar... Çünkü herkes asker olamıyor. Asker olmanın da şartları var. Çok güzel. Yani normal şeyde bunların başında şecaat. Şecaat-ı kutsiye var. Bir şecaat var bir de şecaat-ı kutsiye var. Şecaat-ı kutsiye yalnızca Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz de onun gölgesiyle gelen bir şecaat var İslam ordusunda. Efendime söyleyeyim itaat, baş yani emir dinlemek, itaat çok önemli. Disiplin, askerde olması gereken ve en son demeyim de işlerinde en önemli olanlardan bir tanesi de fedai olması gerekiyor. Eğer bir asker fedai olamazsa, fedain manası ne? Kendisiyle beraber geride kalan her şeyini bırakması. Yani fedai olan anca şehitlik mertebesine çıkabiliyor. Yani konu daha çok da... Çok güzel. Ben kısa, yoksa yani herkes asker oldum. Allah'a asker olmak ve bu zamanda en çok benim dikkatimi çeken... Tamam toplayayım ben, toparlayayım şöyle. İtaat, fedailik, hamiyeti milliye, hamiyeti diniye, bir askerde olmazsa olmazlar. Onlardan bir tanesi eksik oldu mu olabilir, gene askerdir. Ama tam bir asker olamıyor. Çünkü hani üstad diyor çok bu konuda derste bayağı yapıldıkken der, makamına erebilmek için Yunus'un dediği gibi hamdım, yandım, piştim. Bunları yapabilmek için de her şeyin neticesinde şecaati lazım, kahramanlığı lazım, fedailiği lazım, itaati lazım. Bunların hepsini bir fırın olarak düşüp bununla yandıktan sonra
ancak işte o şehadetlik makamına çıkabiliyorsun veya hiç ender. Çünkü bütün İslam alimleri, bütün müştehitlerin çekmiş olduğu sıkıntılara bakıldığı zaman hepsi ham, yanıyor, pişiyor. Ve tam bir asker, yani Allah hem dünya askerliği de yapıyorlar üstadın, alay komutanlığı yapması ve çekmiş olduğu sıkıntılar, yani zaten okuyor, bilindik şeyler, bilinen şeyler. Ona binaen itaat, şecaat, bir de Risale-i Nur'da iki yerde veya en fazla üç yerde geçen bir kahraman, İslam kahramanı değil bak abi, kahraman İslam. Kahraman İslam, şey, İslam kahramanı olaraktan geçiyor, bir de kahraman İslam olaraktan geçiyor. Yani İslam kahramanıyla kahraman İslam arasında fark var. İki yerde geçiyor. Yani birkaç yerde geçiyor da ben iki tanesini aldım. Bir tanesi Hazreti Ali Efendimiz için söylüyor. Diğerinde sizin hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hacamat yapıp da, yani şöyle mektubatta geçen, mektubat 103'te hem nakli sahibi katiyle hacamat bin mübarek kanını Abdullah İbni Zübeyir teberrüken şerbet edip içtiği zaman ferman etmiş. Veylün din nasi minke ve veylün leken minen nas. Deyip harika bir şecaatle ümmetin başına geçeceğini. Burada yani şecaat şeyini anlatıyor. Gene bu sahabe için şecaatı kullanıyor. Ve haber dediği gibi çıkmış. Hazreti Ali Efendimiz için diye kullanıyor ve Hazreti Cebrail ile Mikail olduğunu anladık. Acaba böyle bir kahraman İslam gördük dese görmemek mümkün müdür? Ondan sonra askerlikteki en önemli bir şey de işte unutuyor. Yani zaman geçti biraz şey oldu. Bu konulara belki de teslimiyet var. Bir de sırrı teslimiyet var. Teslimiyet hemen hemen bütün dünya orduları teslimdir. Ama İslam ordusundaki sırrı teslimiyet ile İslam ordusu düşmana galebe çalıyor. Bunun en güzel örneklerinden bir zaman İslam kahramanlarından Cengiz'in ordusunu müteakit defa mağlup eden Celaleddin'i Harzenşah harbe girdikten giderken Müzer Aslı ve Etba ona demişler, sen muzaffer olacaksın. Cenab-ı Hak seni galip edecek, o demiş. Ben Allah'ın emriyle cihat yolunda hareket etmeye vazifelerim. Cenab-ı Hakk'ın vazifesine karışmam. Muzaffer etmek veya mağlup etmek onun vazifesidir. Diye devam ettiğimde devamında fazla şey yapmıyorum ben abi. Bu kahraman, İslam kahramanı diyor. Sırrı teslimiyeti anladığından devamlı galip gelmiştir. Ve diğer şeyler için de kullanıyor bunu abi. Diğer İslam kahramanı olan İslam şey kumandanlar için de hepsi diyor sırrı teslimiyet ile galip olmuştur. Mesela sizin daha önceki vermiş olduğunuz örneklerden ben hemen aklıma şu anda hemen gelen hayalime hani Amerikan ordusuna sormuşlar. Türk ordusuyla savaşmak istiyor musunuz? Amerikan ordusu demiş ki savaşmak istemiyorum. Onların da bir teslimiyeti var. Ama Türk ordusundaki şehadetlikle beraber sırrı teslimiyet bizim de bizim. Onun için yabancı orduda çekiliyorlar. Onlar diyor önki ettik. Biz burada para için vuruyoruz diyorlar ya. Fedai içinde mesela şey demiş, yani ben Adem Aleyhisselatü Vesselam risalet ettik ediyorum. Ben o zamanla etmedim. Ona vezir ve amizade olurdum. Yani Ali gibi ona fedai olurdum diyor. Ona fedai bir hadim olurdum diyor. Yani bu fedai olmak kolay bir şey değil. Yani ben fedaiyim deyip aşağı çıkmak, fedai oldum. Mesela bakın, fedaidir. Yani nesi varsa hepsini geride bırakmış, orada fedai yapıyor. Kaybedecek bir şey yok. Canı var, bir bedeni var, onu da fedailik için kullanıyor. Ölüm için, şehadetlik için kullanıyor. İtaat var, itaat sırrı var. Yani Türk ordusu
itaat sırrına şey yapıyor. En son şunu da yapalım abi. Üstadın yine bir gün vaktiyle Eskişehir'de tayyareciler ve subaylar ve askerler de aynen şu dersi vermişti. Bu tayyareler bir gün İslamiyet'e büyük hizmet edecekler. Farz namazlarınızı kılsanız, kılamadığınız zaman kaza etseniz, asker olduğunuz için her bir saatiniz 10 saat ibadet. Hususan diyor, hava askeri olanların bir saati 30 saat ibadet sevabını kazandırır. Yeter ki kalbinde iman nuru bulunsun ve imanın lazım olan namazı ifa etsin. diye devam ediyor abi. Bitti mi Abdullah? Ondan sonra şurada... Abdullah bitti mi? Bitti mi de şey? Abi, bitti abi. Şimdi bize... Bak, çünkü geç oldu. Evet. Şimdi çok geç oldu. Şurada tek bir emiri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in şeyini de bitireyim. Ondan sonra Fatiha diyelim abi. Çünkü emir yani dünya şehadet aleminde Resul-i Ekrem okçulara şu emri verdi. Düşmanı yendiğimizi görseniz de size haber vermedikçe adam göndermedikçe yerlerinizden asla ayrılmayınız. Düşmanın bizi mağlup ettiğini görseniz de yine kesinlikle yerinizi terk edip yardımlarına koşalım demeyiniz. Bu emir ve talimatını iki sefer tekrarlayan Peygamber Efendimiz daha sonra okçulara kuşların cesetlerimizi kapıştıklarını görseniz de diyor. Burada kesin görseniz de gene yardıma gelmeyin diyor. Burada bitirelim abi. Daha var ama bitirdik abi. Tamam. Şimdi hulasa bir cümleyle ne dersin şimdi çalıştın? Bu kadar dinleyen kardeşim var seni bekledi. Hulasa bir cümle. Tek cümle mi abi? Tek cümle şu. Allah'a asker ol, gerisine karışma. İtaatkar ol, sadakat, şunu unuttuk, sadakat, sadık, emir dinlemek, sadakat önemli askerlikte. Hain olma, ne olursan ol. Evet. Peki. Abi daha, birinci sözüm ne? Birinci söz, ikinci söz, üçüncü sözünü okumayacaktık. Yalnızca birinci sözün askere baktığını, ondan sonra ikinci sözün işte yalnızca üniformayı teslim ettiğini falan onlara girmedik. İyi yaptın. Tamam. Peki. Fatiha mı diyelim abi? Fatiha'nı çek. Tamam abi. Ya Rabbel Alemin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetine ve hatırına haşir meydanında bize bunun için yapmadın, niçin yaptın? Niçin demedin, niçin dedin? Hitap bu sorularını ve fiillerini bize dünyada yaşatma. Amin. Amin. Bizi sevenleri, bizim sevdiklerimizin dua edeceği istediklerimizi, bizde hakları olanlara, hizmeti imani de maddi manevi katkısı olanları, nur talebelerini, ehl imanı, cin, şeytan, ervah, habise ve nefse emmarenin vehim ve vesvesenin hıssı hala seyle. Ya Rabbel Alemin daha çok şey söylenebilir ama bilmiyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin istediği her şeyi istiyoruz. Neyden sığınmışsa biz de sığınıyoruz. Onun hürmetine kabul eyle. Hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de ihlasla, sadakatla, takvayla, hizmetle, içtinab-ı kebair sırrına mazhar yaşamayı ve yaşatmaya vesile olmayı nasip eyle. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştir. Ya Rabbel Alemin, ağlayan ehl-i İslam'ı iddiası İslam'la gücü. Ya Rabbel Alemin, insanların kalplerini ve akıllarını Risale-i Nur'a musaffer kıl. Hizmet-i imaniye ve Kur'an Kur'an'ı daim, kaim, saim eyle. Bu hizmeti Kur'an-ı iman içindeyken ruhumuzu almayı nasip eyle. Bir an bile nefis ve şeytanla bizi baş başa bırakma. Subhaneke la ilme lena ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve afiru davatun hamdu lillahi rabbil alamin. El Fatiha. Allah razı olsun. Hepinizin gitmişine teşekkür ederim. Bitti abi. Tamam. Söz sizde. Aslında ilk söylediğiniz paket yani paket halindeki cevap bu hazırlamak çok kolaydı ama ben biraz böyle belki teferruata girdim. Yok iyi oldu.
İyi oldu. Bir şey diyen var mı sevgili kardeşlerim? Şimdi işi çık, ders bitti. Çıkmak isteyen olsa çıkabilir. Yani burada şu bence bu askerlik şöyledir diye ek yapacak. Ama bir cümle, iki cümle. Hasan abi. Abdullah bir dur, doktor bir şey diyor. Hasan abi, şimdi üçüncü sözde biliyorsunuz asker misali var. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler, ta yol ikileşir. Şimdi biz dima dersi yaptığımız için dima perspektifinden, dima bakış açısından, dima noktayı nazarından üçüncü söze bakarsak, sadece üçüncü söz değil, bir ve sekizinci sözlerin hepsine bakarsak burada dima'yı üç bölüme ayırabiliriz. Biz dima'nın birinci bölümünü serbest bölge olarak ayırmıştık. Daha önce birçok derslerimiz var. İkinci olarak taakkul. Orası da tarafsız bölge olarak ayrılabilir. Çünkü şurayı okuyayım müsaade ederseniz, isterseniz. Ama bu okuduğumu okurken dima serbest bölge ve o bizim haritayı tahayyül edip gözümüzün önüne getirelim. Bir vakit iki asker uzak bir şehre gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler. Ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur. Ta yol ikileşir. Burası taakkul. Yolun ikileştiği yer. Bir adam orada bulunur. Onlara der. Şu sağdaki yol hiç zarar olmamakla beraber onda giden yolculardan ondan dokuzu büyük kar ve rahat görür. Soldaki yol ise menfaati olmamakla beraber 10 yolcusundan 9'u zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu çantası silahsız gider. Zahiri bir hifret, yalancı bir rahatlık görür. Ama askeri altındaki sağ yolun yolcusu ile mugaddi hülasalardan dolu 4 okkalık bir çanta ve her adımı alt ve mağlup edecek 2 kıyılık bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. O iki asker, o marif adamın sözünü dinledikten sonra, iki asker, marif adamın sözü, marif adam burada taakkul. Taakkulü dinledikten sonra o iki asker, şu dinledikten sonra şu bahtiyar nefer sağa gider. Sağ yol, bizim sağa gösteriyorsunuz, evet, Allah razı olsun. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler, fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht nefer ise askerliği bırakır. Nizama tabi olmak istemez. Sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur fakat kalbi binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem her şeyden, her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahal-i maksude yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Benim buradan anladığım, yani dimağda bu şey tasdikle beraber artık askerlik başlıyor. Tasdikle beraber askerlik başlıyor. Birisi Abdullah oluyor. Allah'ın askeri sağ yol. Sol yolda şeytanın askeri oluyor. Batıl. Batıl. Görüyor musun? Bilmiyorum. Evet. Gözüküyor mu doktorum? Doktor, gözüküyor mu bu elim? Gözüküyor mu? Benim söyleyeceğim bu kadar Hasan abi. Buyur abi. Abi, o muharrif üstad atakı dedin ya. Evet. O sanki bizim dışımızda bir şey ya. Yani atakı diyemeyiz gibi geldi bana. Şu diyor bak Abdullah. Abi, dimağda bize yolu gösterecek olan taakkuldür. Başkası bir başka kimse abi, değil ki. Dimağda bana başka, kim yol gösterecek? Başkasından biz enfustan bahsediyoruz ya Abdullah abi. Abdullah. Kaynağı var abi. Taakkul bir kaynaktan alarak besleniyor. Orada muharrif üstad ne de tarif ediyor. Çünkü taakkulde... Tamam işte taakkulde bir taraf ya. Tarafsız yani o
İki tarafa da yol gösterir yani. Tahakkuk ama, söylüyor. Bu tarafa gidersen böyle, bu tarafa gidersen böyle. Arif bir zat yani. O orada tahakkuk tarafsız. Yani burada taraf ve neyin doğru olduğunu biliyor yani. Yani sağ yolunda, sol yolunda hasiyetini biliyor Arif yani. Şimdi zahiren dediğiniz doğru. Ama biz batınen konuştuğumuz için batında zahirde dışarıda bize haberi verir. Batında içeride bize taakkulden başka yol gösterecek var mı? Şurada. Vahiy değildir zaten. Evet, bana da vahiy gibi geldi de. Yani onun için. Ya da vicdan diyebiliriz. Yani vicdan hep hakikati gösterir ya. Doğruyu şey yapar. Ben olur, tarafsız ben. Bölgede yani taakkul dima içinde düşünerek yani dima sistemi içinde düşünerek bu şekilde bir şeye gittim. Yorumlamaya gittim. Taakkul olarak düşündüm. O tabii düşünülebilir. Yani itirazlarınızı demiyorum. İtiraz değil abi zaten. Arkadaşlar. Abi burada taakkulü ne olarak dediniz siz? Peki ben şey yapayım. Benim elimi görüyor musunuz? Görüyoruz. Ne, yazı okunuyor mu? Zor okunuyor abi. Bak, peki tarif etsem. Bak şimdi. Bu kafanın içi. Tamam. Vahiy bu akla geldi. Burada artık taahhüt malum bildiğimiz şey. Taahhüt tasavvur. Yani mekanı oluşturuyor, zamanı oluşturuyor. Bu sol yol zeka. Zeka ile felsefe bu tarafta gidiyor. Zeka önde. Akıl önde olursa nübüvvete geçiyor. Vahiy bizim dışımızda. Vahiy bize geliyor, bizim değil. Bizim sistem bu. Bu adam bunu buraya ya böyle gidecek ya böyle gidecek. Değil mi? Bizi alakadar eden burası. Bu vahiy bu sisteme oturduktan sonra vicdan çalışıyor. Vicdan olur. Bunsuz vicdan olmaz. İlk muhatabı vahiy buna olduğu için burası berzah, akıl. Eğer akıl vahiye muhatap olursa nübüvvet yolu oluyor. Akıl vahiyi reddederse zeka yolu başlıyor. Zeki. Bu yol ikileşti. Şimdi eğer askeri dima uygularsak, dima yalnız, yoksa kumandan azam Abdullah okudu çünkü sarihtir, kalptir. Asker neydi? Emir dinler, dinlediği kadar, emre itaat ettiği kadar ettiği güce, orduya dayanır ve güç alır. İnsan Allah'a ne kadar itaat ederse o kadar güçlü olur. O kadar kendisini güvende hisseder. Yani itaat ediyorum diye senden bir şey çıkmıyor. O güce ortak olur. Mesela ben şimdi tek başıma ne yapabilirim? Ama bir orduya dahil olsam, orduya itaat ettiğim kadar ordu beni koruyacağı itimadı olur bende. İşte insan vahiy aldı mı bu dimada nefer bu adam emir alır ve almaz. Risale'de geçer ki adam gitti çarşı pazarda ticaretçi yapıyor. Zeka vahiy dinlemiyor. Yani kumandan azamı dinlemiyor. Kumandan azam ya vahidir ya kalpt. Yani dima sırf düşünürsek kafayı yöneten, dimağda yöneten akıldır. Vücutta, bedende kalptir.
18... Hasan abi, burada bir şey söyleyebilir miyim? He, dinliyorum. Abi dediğin doğru yani, şimdi serbest istihbaratları topluyor, yani gençleri topluyor. Dima, yani tavakkul, tavakkul de o istihbarat oraya diyor. Orada iki tane şey var, kasa var. Biri sağ atılıyor, biri sola atılıyor. Evet. Şimdi oradaki doğru olanları sağa atıyorlar zaten. Hangisi oradaki tahakkül insanın hangi tarafa gitmek istediğini, o tahakküldeki gelen istihbaratın kuvvetine göre gidiyor. İnsan ona göre hareket ediyor. Tamam. İstihbarat doğru ve sağlam bilgileri aldığı zaman hangi taraf bir harekat olacağı zaman istihbarat sağlamsa anında uçağını, kara kuvvetlerini yönlendiriyor. İstihbarat zayıfsa hele bekle diyor. Biraz daha toplayalım istihbaratı, ondan sonra hareket ederiz diyor. Evet. Askeriye de böyle. Arkadaşlar. Dima'da da aynen öyle abi. Arkadaşlar. Ben size kanaatim ne nasıldır? Ben sizi dinledikçe size kanaatim şu anda veyahut da hakikatlere veyahut da işte bir şeyle ikna edebilmeniz için benim sizi dinlemem lazım. Beni ikna etmeniz lazım değil mi? Evet. Evet. Yani bizim Hazreti Ebubekir Sıddık gibi sadakatimiz yok ki. Hemen ne dersen he diyelim. Evet. Doğru. Şimdi... Yalnız bir şey daha eklemek istiyorum abi. Söyle, mikrofon bendeyken. Şimdi birden buraları şey yapmadık. Birinci sözde askeri yalnızca askeri gösteriyor. Yani üniformayı gösteriyor. Birinci söz yalnızca benim yalnızca kısaca söyledim. Üniformanın... yapmış olduğu insanlar üzerinde etkiyi zahirde, mülkteki kısmını söylüyorum. Üniformanın yapmış olduğu etki, yani bir iki asker gelir bir şehri, bir evi boşaltır, bir şehri dışarıya çıkartır. Neyle çıkartıyor? Üniforma gösteriyor burada. Fazla bir şeye girmiyorum. İkinci sözde ise askerin karakterinin nasıl olmasını anlatıyor. Yani Hotkan, Hodeniş, Bedbin, Hodeniş, Bedbinlik, bu insanın karakteri, karşısındaki ise, yani dört tane de devam ediyor ya, dört tane de güzel haslet. Ve şeytandaki dört tane haslet de, yeis, askerde olmaması lazım kesinlikle. Benim bencillik olmamak lazım. Askerde kesinlikle olmaması lazım, paylaşmasını bilmesi lazım. Üç oldu. Dördüncü neydi abi? Yeis, haset, ben merkezli, yok, yeis bir, vahşet, haset iki, yok, yani ben merkezli, haset, ben merkezli, gurur, kibir, enaniyet. Asker de gurur, kibir, enaniyet oldu mu o askerliğin içerisinde barınamaz. Toplumda baktığımız zaman bana şu cevabı ver, kimse kalmadı, biraz böyle özeldeyiz. Nurcular içerisinde bu dört tane hasta taşımayan bana kaç tane nurcu gösterirsin, kaç tane abi gösterirsin? Şimdi netice şu arkadaşlar. 23-30 asker emir alır, itaat eder, tamam, buna mukabil emir aldığı, itaat ettiği gücü olur. Vesselam. Bir daha, asker emir alır, itaat eder. Emir aldığı kadar, itaat ettiği kadar, emir aldığı ve itaat ettiği ordunun gücü olur. Yani insan askerdir, Allah'ın askeridir. Allah'a itaat ettiği kadar, Allah'ın emirlerine uyduğu kadar Allah'ın kudretini kendisinde hisseder. Geceniz mübarek olsun. Allah razı olsun Abdullah. Güzel bir bereketli bir ders oldu yani böyle. İlginç bir ders oldu. Abdullah'ı belki bilmeyenler vardır. Abdullah kaç tarihinden atıldın abi irticadan dolayı?
Tarih kaçtı? Atıldığın tarih 98 mi? 90'ların sonuydu abi ya. 90. O zaman atılmıştı. Dolayısıyla kardeşimiz Almaya da sizinle iltifat için demiyorum. Hepinizden gurur duyuyorum. Sebebi şu. Sebebi şu. Rüştü abi dedi ki bana, Zübeyir abi bana dedi ki diyor, Rüştü abi diyor, ilimde mutasis, laikalarda hassas. En az bir kişi yetiştirmeden gelme. Yani beraber arkadaşlık. Allah'ımıza sonsuz şükürler olsun ki Risale-i Nur'da bir asker mevzusu olacak. Canlı yayında böyle paylaşacağız. Birbirlerimizi istifadesine vesile olacak. Hem mülkte hem melekutte bu dersi fark edecek çok arkadaşlar verdi. Dersin ortasında hissettiğimi söylüyorum. Allah'ıma ne kadar şükretsem azdır. Sonsuz şükürler olsun. Söyleyeceğimi herkes kendisi söyleyebilir. Allah bu dünyada en büyük nimeti bana verdi. Siz de öyle deyin. Çünkü niye? Allah bana, Mehmet Dursun. Allah bana kendi alemimde ben, kumandan benim. Askerde bende, kalbim vesaire. Şimdi herkes kendisi düşünsün ki Allah beni hiçlikten çıkarttı, varlığa koydu, insan yaptı, İslam verdi, İslam'ın içinde asıl mücedidini tanıttırdı. O mücedidin içinde de hizmetin içine soktu ve bir de bu hizmetin çekirdek evveluhu, meyve ahiruhu, ağacın zahirisi, zahiru ağacın batınısı, yani her Risale-i Nur'un değil harfini, i'nin başında nokta mı takke mi var, bunu irdeleyen, araştıran, tahkik eden mülkte ve melekütte, kendisinde ve kainatta karşılığını bulmaya çalışan ders arkadaşları verdi bize. Allah'ıma sonsuz şükürler olsun. Zerratı kainat ve mürekkebatiha efsafiha dedince sonsuz şükürler olsun ki bizi bizi birbirimize kardeş etmiş, ders arkadaşı etmiş. Ben sizden gurur duyuyorum. Siz de bizden gurur duyuyorsunuz. Allah iki canı da aziz eylesin. Nesillerinizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Şerre değil hayra vasıta eylesin. En mühim de işte beşeriyetimizden dolayı işlediğimiz, düştüğümüz günah kuyusundan dolayı ikramı, ihsanı, lütfu, keremi olan hizmet imani Kur'an'ı elimizden almasın. Vahir davahumenilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.